Merhabalar. Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada anlatılanların hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Buradaki analizlerimiz, yorumlarımız sadece eğitim amaçlıdır arkadaşlar. Bu videomda endeksimizin analizini yaptıktan sonra sizlerden istek olarak gelen Euren, Ege Seramik hisselerine bakacağız. Bu arada isteklerinizi yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda bu hisselere de yer veriyor olacağım. Son olarak da önümüzdeki hafta için hızlı yükseliş beklediğim iki hissenin bir e, analizini yapacağız ve videoyu olacağız arkadaşlar. Şimdi endeksimizle başlayalım. Endeksimizde trendin yönünü belirlemek için haftalık grafiğimizi kullanıyorduk. Haftalık grafiğimizde Kaufman hareketli ortalamamız olan 7699 seviyesinin altında Kapanışlar geldiğinde orta ve uzun vade için düşüş trendine girdiğimizi söyleyecektik. 2 haftadır neredeyse bu seviyede kapatıyor arkadaşlar e, borsamız. E, çok hafif üzerinde kapatıyor. Dolayısıyla henüz daha kararsızlık devam ediyor borsamızda. Önümüzdeki haftada kritik olacak. Bir yön arayışı içerisinde olacak. Öyle gözüküyor. Şimdi günlük grafiğimize dönelim. Günlük grafiğimizde şu şekilde bir düşüş regresyon trendinde hareket ediyor fiyatımız. Şurada son cuma günü itibariyle 3 günlük kapman hareketli ortalamasının üzerine atması güzel. Fakat kanalın hemen hemen üst seviyesinde ve şurada bir Fibonacci direncimiz var. 7.754 seviyesinde. Buraya kadar bir hareket olacağını düşünüyorum. Ama burayı geçip geçememe konusunda hep beraber bir bakacağız. Bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Burayı geçtikten sonra 7.818 seviyesinde bir ara direncimiz var. Sonrasında da 7884 seviyesinde Kaufman hareketli ortalamamız var. Bu 7884 Kaufman hareketli ortalamasını geçip 2 gün üzerinde kapatmadan düşüş bitti diyemiyoruz arkadaşlar. Buraya kadar olan hareketler buradan eğer geri dönerse tepki yükselişi olarak nitelendiriyor olacağız. Eğer Kaufman hareketli ortalamasını da geçip üzerinde 2 gün kapanış sağlarsa bir sonraki hedefimiz 8234 seviyesi olacaktır arkadaşlar. Şimdi sizlerden istek olarak gelen Evren ve Ege Seramik bakalım. Öncelikli olarak Evren'de başlıyorum. Evren geçtiğimiz hafta şurada bir 14.85 seviyesinde Fibonacci desteğimiz var. Buraya birkaç defa deneyip kırmaya çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Fakat başaramadı ve 3 günlük kapman hareketli ortalamasına kadar bir tepki yükselişi gerçekleştirdi. Orada da tutunamadı ve son gün itibariyle tekrardan yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Ya bir süre belki bir iki, bir gün 14.85 ile 3 günlük kapatma hareketli ortalaması olan 15.69 arasında bir sıkışma yaşayabilir. Önemli olan bu 14.85 Fibonacci desteğinin kırılmaması. Eğer burası kırılırsa bir alt desteğimiz 12.77 seviyesinde arkadaşlar. Şöyle bakarsak %14 daha düşüş riski gözüküyor. Eğer dediğim gibi bu Fibonacci desteği kırılırsa. Dolayısıyla takip etmemiz gereken önemli seviye 14.85 seviyesi. Bunun altında 2 gün kapanış gelirse düşüşün devamını bekleriz arkadaşlar. 15.69 3 günlük kapman hareketli ortalamasını geçerse çok yakınında 16.35'te bir 21 günlük kapman hareketli ortalaması var. Bunu da üzerine atıp 2 gün kapanış yapması gerekiyor ki bu hisse üzerinde düşüş bitti diyebilelim. Fakat onu da geçse yine çok yakınında 16.90 seviyesinde bir ara direncimiz var. Bunu da geçerse eğer 17.45 seviyesinde yine bir Fibonacci direnci var. Yani gördüğünüz üzere yani yukarı yönlü birçok önünde direnç var arkadaşlar. Buraları kısa zamanda e, geçebileceğini düşünmüyorum. Belki bir yatay seyir e, seyredebilir önümüzdeki günlerde. Ondan sonra bu kapma hareketli ortalamaları da fiyata doğru yaklaşacağı için orayı kırdıktan sonra belki bir yükseliş gerçekleştirebilir. Şu anda VIX fix indikatöründe gördüğümüz gibi bir dip çalışmasının devam ettiğini görüyoruz. Burada bu kahverengi çizginin üzerine yeşil mumlar geçmeye başladığında bir dip çalışmasına başladığını söylüyoruz arkadaşlar. VIX fix indikatörüne göre. Ve tekrardan gri mumlara döndüğünde dip çalışmasının tamamlandığını ve yükselişe hazır olduğunu düşünüyoruz. Şu anda daha gri mumlara tekrar dönmemiş gözüküyor. E, bakalım ilerleyen günlerde tekrar takip edeceğiz. Şimdi Ege Seramik listesine geçiyorum. Ege Seramik listesi geçtiğimiz hafta 7.23 Fibonacci desteğini kırmış gözüküyor aşağı yönlü. E, ve şu anda daha önce şuralardan işte 6.88'den destek aldığını görüyoruz. Belki oradan tekrar destek alabilir ama e, alamazsa eğer 6.63 seviyesinde bir Fibonacci desteğimiz var. Hareketin ilk etapta buraya doğru düşüşünü beklerim. Burası da kırılırsa eğer 6.05 seviyesine doğru düşüş devam edebilir. Bir yandan bir işte dip çalışmasının yaptığını görüyoruz bu de. Burası yeşil mumlar bitip gri mumlara döndüğünde dip çalışması tamamlandığını ve yükselişe başlayabileceğini düşüneceğiz. Şu anda... 21 günlük kahpman hareketli ortalamasının da altında, 3 günlük kahpman hareketli ortalamasının da altında seyrediyor. Dolayısıyla düşüş trendinde bir ise düşüş bitti, artık yükselişe başlıyoruz dememiz için 7.73 kahpman hareketli ortalamasının üzerine atıp üzerinde 2 gün kalıcılık sağlaması gerekiyor. Ee, bakalım takip edeceğiz arkadaşlar. Burada da şu 7.18 3 günlük kahpman hareketli ortalamasının üzerine attıktan sonra İlk etapta 21 günlük Kaufman hareketli ortalaması olan 7.73 seviyesine doğru bir tepki yükselişi bekleyebiliriz. Fakat burayı geçmeden dediğim gibi düşüş bitti diyemeyiz arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta için hızlı yükseliş beklediğim iki hisse var. Onlara bir bakalım. Bunlardan bir tanesi Dohol. Dohol şu an hala daha Kaufman hareketli ortalamasının üzerinde fiyatlandığını görüyorsunuz. Dolayısıyla düşüş trendine girmemiş bir hisse. Şu an yatay bir seyir var. Yatay seyirin bir alt noktası olan Kaufman hareketli ortalaması 13.37 seviyesinden geçtiğimiz hafta desteğini almış ve son iki gün yönünü yukarı çevirdiğini görüyorsunuz. Perşembe ve Cuma günü itibariyle de 3 günlük Kaufman hareketli ortalamasının da üzerine atmış. Ben önümüzdeki hafta Fibonacci direnci olan 15.11 seviyesine doğru yaklaşık yüzde yedilik bir e, yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum doğal hissesinde. E, düşüş yönlü senaryolarda takip etmemiz gereken seviye 13.37 kaftman hareketli ortalamasıdır. Bunun altında 2 gün kapanış yapmadan e, yükseliş bitti demiyoruz düşüş trendine girdi demiyoruz arkadaşlar. Mesela bakın şöyle daha önce kaftman hareketli ortalamasının altına bir gün kapanış yapmış, ikinci gün tekrar üstüne geçmiş. Sonra tekrardan bir gün altında kapanış yapıp, sonra ertesi gün tekrar kapan hareketli ortalamasının üzerine atmış kendisini. Yani geçtiğimiz haftalarda yaşanan düşüşlerde güzel sağlam tutunan bir hisse olmuş doğal istemiz ee, düşüş trendine girmemiş. Şimdi bir diğer hissemiz Vestel Beyaz Eşya. Burada da benzer böyle bir yatay bir seyir görüyoruz. Doğal listesinde gördüğümüz gibi. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü 16.85 Fibonacci desteği'nin altına sarkmış Perşembe günü üzerine atmış aynı zamanda bu yükselişle 3 günlük ve 21 günlük kapanma hareketli ortalamasının da üzerine atmış e, Cuma günü de yükselişle devam etmiş e, dolayısıyla önümüzdeki hafta yükselişin devamını bekleriz arkadaşlar e, şurada bir ara direncimiz var 17.64 seviyesinde en azından ben oraya kadar hızlı bir yükseliş beklerim. Yaklaşık %2'lik bir yükseliş olur. Burayı geçmesi durumunda 17.92'de bir ara direnç daha var. Orayı da geçerse 18.99 seviyesinde Fibonacci direncimiz var arkadaşlar. Fibonacci direnci ne kadar bir deneme yaparsa eğer yaklaşık %10'luk bir yükseliş görebilme ihtimalimiz var. Düşüş yönlü senaryoda takip etmemiz gereken seviye 16.82 Fibonacci desteği. Burası kırılıp altında 2 gün kapanış sağlarsa eğer bir alt desteğimiz 15.49 seviyesi arkadaşlar. Buralardan daha önce defalarca desteğini alıp yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Bu sefer de düşüş yönlü bir senaryoda buradan tekrar bir destek alıp yönünü tekrar yukarı yönlü çevirebilir. Bu videomda aktaracaklarım bu kadar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek dileğiyle.